Türkiye'nin bir numara televizyonu Number One'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta yanımda Melis Alagöz var. Melis Alagöz'ü hepiniz iyi tanırsınız. Daha önceden bizimle beraberdi kendisi. Ama artık değil. Biraz ben mi anlatayım, sen başlayacaksın kendini anlatmak. Anlat bakalım biraz. Biraz bahsedeyim kendisinden. Kendisi dünya üçüncüsü olmuştu bir yarışmada. Sonra modellik yapıyordu ve şu an oyunculuğa başladı. Oyunculuk yapıyor. Evet. Oynadın da bayağı bir filmde oynadın geçenlerde. Evet, onu iki tane projede yer aldım. En son çektiğimiz kışa vizyona giriyor. Sosyal sorumluluk projesi bu bizim için çok önemli. Gençlik ve aileyi kapsıyor aslında. Ana kastaydım Mahmut Cevher, Perihan Savaş, Ecem Baltacı'nın evet, evet, da evet yer aldığı bir sinema filminde ben de yer aldım. Bunun için çok mutluyum. Şu an ne yapıyorsun? Biraz bahset kendine. Şu an eğitim aldım, birçok eğitim aldım. Hala eğitime devam ediyorum. Eğitim her zaman alınmalı, her şekilde. Yani her zaman. Biliyorum ya, benim de bir arkadaşım var, bana sürekli eğitim al diyor. Ben de artık daha neyin eğitimi alacağım ama. Olsun, eğitimin yaşı ve sınırı yoktur bence, ona inanıyorum. Şu anda da dizi görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sezonda sürpriz dizide olacak. Evet. Öyle mi? Evet, inşallah. Anlaştık dedim. İnşallah. Anlatacağım, bize tüyo vereceğim burada. Hiçbir şey. Ben de anladım bu işten yalnız. Yani orada da izleriz. Sürpriz ama. Özel bir mesaj falan böyle şey. Hani bugün dizide şu ölecek falan mesela. Hayır, hayır, hayır. Peki şu an sen eğitim falan mı alıyorsun yoksa eğitimim, bitti bu süreç? Evet, eğitimim bitti. Ama dediğim gibi eğitimin zamanı yok. Eğitim, eğitimdir yani. Tekrardan birkaç eğitim de almaya devam edeceğim. Ben şan dersi almayı düşünüyorum daha çok. Şan dersine yönelmeyi düşünüyorum. Onun için çalışmalara gireceğiz. Single falan mı düşünüyorsun? Hayır, single değil. Televizyonda bence şan eğitimi olması çok önemli bir faktör diye düşünüyorum. Evet. Peki modelliği bıraktın mı? Modelliği bıraktım mı, bırakmadım mı? Aslında şöyle diyebilirim. Sosyal sorumluluk projelerinin zaten ne kadar bağlı olduğunu biliyorsun. Tabii. Benim için çok değerli. Sosyal sorumluluk projelerinde sadece modellik adına yer alırım. O zaman sadece benim defilerimde çıkacak gene. Çünkü sadece sosyal sorumluluk defilerini ben yapıyorum bu Türkiye'de. Evet. Peki o zaman programımıza başlayalım. Birazdan seninle daha çok sohbet edeceğiz. Tamam. Diziden biraz belki anlatırsın şu filmde neler yaşandı falan. Tamam. Birazcık anlatabilirim. Peki o zaman Fashion One müzik programı başlıyor. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin bir numarası Number One TV ekranlarında programımız tüm hızıyla devam ediyor ve Melisa ile beraberiz yeniden. Merhaba. Melisa, geldik moda bölümüne. Evet. Modayı takip eder misin? Tabii ki de modayı takip ediyorum, her kadın olduğu gibi. Yani modayı yakından mı takip ediyorsun yoksa kendi modanı kendin mi yaratıyorsun yani aslında böyle bir şey sorusu. Hem takip ediyorum hem kendi modamı kendim yaratıyorum aslında. Moda benim için o an üstüme ne giyiyorsam yakışıyorsa bana benim için moda. Ama dünya çapında bir moda dedikleri bir şey var. Her sezon farklı renkler, farklı kreasyonlar, birçok alternatif doğuyor bu yüzden de. Kadınlar çok seçim yapmak durumunda kalıyor. Ama siyah rengin kadınıyım diyebilirim. Ama bugün bir su yeşiline kaçtık. Ama siyah rengini çok normalde severim. Normalde siyah seversin. Evet, makyajda bayılırım. Koyu mu yapıyorsun? Biraz koyu yaparım ama artık günümüz gereği daha nude renkleri tercih ediyoruz. Ben de aynı şekilde nude renkleri daha çok seviyorum. Böyle. No make-up da bu sene bayağı bir moda. Evet, tabii canım. Tabii güzel yazları... kızlar için geçerli no make-up normalde. Biz çirkin miyiz Barış? Hayır, yani onu değil. Güzel kızlar no make-up yapabilir yoksa yok yani. Evet. Yazları aslında makyaj yapmamak çok önemli. Güneşte lekelenebiliyoruz biz. O yüzden de yazları makyaj yapılmamalı. Sadece set günleri ve iş günlerimiz dışında yapmamalı. Peki o zaman herkese sorduğum genel bir soru. Sence bu yazın rengi ne olur? Bence beyaz. Beyaz. Ha, bu yazın rengi mi? Yaz bittiğine göre kışı soralım bence. Olsun, hala yaz, bak açık havadayız. Benim için bu yaz yazı söyleyeyim. Peki yazın renkleri ne olacak diye. Yazın renkleri neydi? Benim için beyaz. Bunu beyazdı. Soracağım yani, inatla. Tamam, sor. Beyaz. Benim peki için kışın beyaz. Ne olacak? Sana soralım ilk soruyu. Siyah. Siyah. Kesinlikle siyah. Senin rengin o siyah. Evet. Ben de siyah hiç sevmem. Üzerinde şu an siyah giymeyi sevim falan yazıyorum. O zaman cevap vermek gerekirse ben koyu renk, pastel tonlarından belki bir bordo olabilir. Belki mor olabilir. Evet. Kahve tonlarını çok seviyorum yaz kış. Büyük ihtimalle kışın kahve tonları ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Sen diyorsun ki siyah giyineceğim, o giyineceğim. Evet, İnşallah dizinde sana pembe giydirsinler. İlk dizinde ben böyle pembe giyen kız iş diye böyle olursa olsun yapılır. Böyle şeker kız kendi.
Sürekli pembe giyiyormuşum böyle dizide, düşünsene saçlarını şuradan topluyorum falan. Ya tabii karakter onu yapmamı gerektiriyorsa yapmak lazım. Peki o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. Birazdan seninle daha çok sohbet edeceğim. İnşallah. Biz de daha oyunculuk hakkında biraz püf noktalarını veririz. Tamam o zaman. Müzik, magazin, moda turumuz başlıyor. Güzel şarkıcı Katy Perry merakla beklenen Witness adını verdiği dünya turunu 19 Eylül Salı akşamı Montreal'deki Bell Center'da resmi olarak başlattı. Konserinde birçok kostüm değiştiren ve farklı gösterilerle herkesi eğlendiren 32 yaşındaki ünlü yıldız oldukça enerjik ve mutlu görünüyordu. Green'in 50 tonu ve Karanlığın 50 tonu filmlerinden sonra yakında Özgürlüğün 50 tonu filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Dakota Johnson, ünlü bir derginin İspanya edisyonu için kapak pozu verdi. Ekim 2017 sayısı için objektif karşısına geçen Johnson, tüm vücudunu kaplayan bir tülden tulumla kapakta yer aldı. 27 yaşındaki Amerikalı oyuncu, dergiye verdiği röportajda ünlü olmanın negatif yönlerini anlattı. Johnson, bir sivrisineğin sürekli burnunuzda uçması gibi çok tuhaf. İnsanlar sizi sürekli yargılamakla kalmıyor, aynı zamanda bunu dile de getiriyorlar. Bu çok sıkıcı. Enerjinizi ve zamanınızı çöpe atmak demek, açıklamasını yaptı. Ünlü şarkıcı Selena Gomez, ünlü bir spor markasının yeni yüzü oldu. Haberi 25 yaşındaki yıldız resmi Instagram hesabından takipçilerine duyurdu. Markanın yeni kampanyasını tanıtan güzel şarkıcının ilk çekimlerinden görüntüler de yayınlandı. Angelina Jolie'nin 5. kez yönetmen koltuğuna oturduğu yeni filmi First They Killed My Father, Kamboçya'nın yabancı dilde en iyi film kategorisinde Oscar adayı oldu. Filmde Kamboçya'nın tarihindeki en zorlu dönemeçlerden biri olan Kızıl Kımerler rejimi beyaz perdeye taşınıyor. Jolie filmini Kamboçya halkına yazdığım bir aşk mektubu diye nitelendirdi. Evet arkadaşlar, programımız kaldığı yerden devam ediyor ve Melisa ile beraberiz. Evet Melisa Alagöz. Merhaba. Merhaba. Tekrardan. Biyografimizde Lady Gaga var. Evet. Lady Gaga hakkında ne düşünüyorsun? Yani tanıyor musun, takip eder misin, biliyor musun? Evet tabii ki de, dünya çapında çok ünlü bir şarkıcımız. Takdir ettiğim bir kadın açıkçası. Yani evet. Yani takdir ettiğim bir kadın açıkçası. Çünkü aykırı bir tarzı olduğuna inanıyorum. Kimsenin giymediği tarzda giyiniyor. Bence bu çok güzel bir örnek, taşıma diyelim. Bir de taşıyabiliyor yani. Giyiniyor musun sen de Lady Gaga'yı? Hayır tabii ki de. Mesela bir maskeli balı parti. Hayır, hiç Lady Gaga ayakkabım olmadı mesela. Daha çok küçük böyle topuklulardan hoşlanıyorum. Anladım. Peki senin en çok sevdiğin sanatçı kim? Mesela yabancı Lady Gaga, tam çok şarkıcı, çok oyuncu, hangi dal? Yok, şu an şarkıcıdayız. Okay. Oyunculuk sektörüne birazdan gireceğiz. Okay. Şarkıcılardan en çok sevdiğim kim olabilir? Yani aslında... Yabancı takip etmiyorum. O zaman çok böyle takip ettiğim... Yok, çok takip ediyorum da ya, birçok şarkı dinliyorum aslında. Şu an karar veremedim. Galiba hepsini seviyorum. Her tarz seviyorum. Peki Türk? Türk. Türkleri de seviyorum ya. Yaptıkları evet. İşlere saygı duyuyorum. Ya yok mu böyle bir hani ne bileyim şundan çok hoşlanırım, şöyle bir hayranlık duyuyorum falan mesela. Ben Adriana Lima mesela çok seviyorum. Dünyada bir kişiye hayranım. Gerçekten hayranlık duygusu nasıl olur? Adriana Lima. Yani o da o şey erkeksiz olarak değil. Şarkıcı mı o? Hayır, ben yani mesela hayranlık ona duyuyorum. Sen kime duyuyorsun en büyük hayranlık? Böyle bir hayran olduğun birisi var mı? Var, Cameron Diaz. Yani şarkıcı değil ama o kimdi oyuncu. Be? Falan diyormuşum. Cameron Diaz. Cameron Diaz bizim o yani. onu çok seviyorum. Yani dünya çapında bakılırsa. Türkiye'den kim için seviyorsun mesela oyuncu olarak? Nurgül Yeşilçay. He. Evet, çok başarılı bir oyunculuğu olduğunu düşünüyorum. Yok, onunla inşallah. Bir yerde şu arkadan geçen kız falan. Yok, eğitimler sağ olsun, o kadar da değil. Böyle bir gün onun için filme çağırıyorlar mesela ve arkadan geçiyormuşum. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz derdim herhalde. Peki o zaman. Geçmezdim. Peki o zaman, birazdan devam edeceğiz seninle tekrardan. Lady Gaga'nın müzik kariyeri ve hayatına göz atıyoruz. Evet arkadaşlar, bu haftalık da Fashion One müzik programının maalesef sonuna geldik. Mesela çok teşekkür ederiz buraya geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim beni burada en güzel şekilde ağırladığınız için. En güzel şekilde. Sabahtan beri doğa ile iç içe. Aslında bayıldım. Köpeklerini getirecektin sen buraya da, burada çok kedi olduğu için. Evet, aşırı köpek. Pardon, aşırı kedi var burada. Köpeklerim burada rahat edemeyeceğini düşündüm. Ama çok güzel burası, mükemmel bir yerde çalışıyorsun. Başta aradı beni de, Barış dedi, ben böyle köpeklerimle gelebilirim. İki tane köpeği var, çok güzel. Evet. Dedi ki, burada çok kedi var, savaş olmazsa getir tabii. Tabii, benimkiler de kedi boyunda olduğu için biraz sıkıntı çıkabilirdi. Peki o zaman teşekkür ediyorsun tabii evet, ki bizim ekibimize. Evet, çok teşekkür ederim Number One TV ailesine. Burada
olmaktan çok daha mutluyum. Sanırım number one ailesindeyim. Evet, aynen. Yine aileyiz. Yine mutluyuz. Yönetmenimize çok selamlar. Herkese çok öpüyorum. Bay bay. Bay bay. Kapattı yani. Programı kapattı şu an. Kapattım ben programı. Daha önce de çünkü kendisi sunuculuk yapıyordu burada. Bay bay deyip kapattı programı. Barış'ı şu an diskalifiye ettim. Zaten her gelenin benim yerimde bir gözü oluyor burada kesin. Peki o zaman biz de sana teşekkür ederiz. İnşallah senin güzel dizilerde izleyeceğiz. İnşallah. Oyunculuk yeteneklerini göreceğiz. Sonra seni tekrardan buraya alacağız. Ve bize anlatacaksın o dizilerde. Evet, neler kesinlikle. Yaşandığını. Tamam. Sabırsızlıkla İlk bekliyorum. İlk benim konuğum olacaksın. Evet, şimdi anlaştık. Şimdi ben hazırlıklar yaptım, sözleşmeyi imzaladım. Hayır. Peki o zaman görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bay bay. O zaman haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.